Merhabalar. Sempozyumumuzun birinci gününün son oturumunu katıldığınız için teşekkür ederiz. Sunum yapacak arkadaşları buraya davet edelim. Yeliz Hanım, İsmail Bey, İsmail Hocam buyurun. Çağrı Kanık şu anda salonda yok ama kendisi sunumunu bırakmış herhalde. Birazdan burada olacak kendisi. İki kişimiz sadece. İki kişimiz. Çağrı Bey herhalde ya işte, arkadaş birazdan gelecek herhalde. Arkadaşlar cep telefonlarımızı sessiz konuma alalım ya da kapatalım lütfen. Oturumdaki birinci bildirimiz endüktif kuplajlı kablosuz güç aktarımı sistemlerinin analizi ve tasarımı. Bildiri Ege Üniversitesi'nden Yeliz Tezcan, Hasret Ünal, Mutlu Boztepe'ye ait. Bildiriyi Yeliz Tezcan sunacaklar. Yeliz Hanım, kısaca kendinizi tanıtır mısınız sunumdan önce? Teşekkürler hocam. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda SAM Teknoloji İzmir Star Rafinerisi'nde elektrik elektronik mühendisi olarak çalışmaktayım. Sunumumuz, konumuz endüktif kublajlı kablosuz güç aktarım sistemlerinin analizi ve tasarımı. Sunumumuzda öncelikle kablosuz güç transferi sistemlerinin avantajlarından bahsedip kısa bir giriş yapacağız. Daha sonra endüktif kublajlı sistemlerin özelliklerinden bahsedip sıfır gerilimde çalışma koşulları nelerdir, öz indüktans, karşılıklı indüktans ve kublaj katsayısı hesabı nasıl yapılır bunları inceleyeceğiz. Daha sonra benzetim çalışmaları ve deneysel çalışmalardan bahsedip sonuç ve öneriler kısmıyla sunumumuzu tamamlayacağız. Kablosuz güç transferleri belli başlı avantajlara sahiptir. Bunlardan en önemlileri kablosuz bir sistem olması, kullanımı kolay olması, verimli ve güvenilir bir sistem olmasıdır. Tesla ile başlayan kablosuz güç transferi yapılan çalışmalarla birlikte değişik uygulamalarda günümüzde karşımıza çıkmaktadır. Elektrikli diş fırçaları, mobil cihazlar, medikal uygulamalar, elektrikli araçların şarj sistemleri gibi. Elektrikli araç genel olarak projemizin amacı elektrikli araç uygulamalarına özel araç altına montaj edilebilecek bir indüktif kublajlı bobin tasarımı yapılmasıdır. Projemize dikkate aldığımız belli başlı kriterlerimiz var. Bunlar iletim mesafesi bobinler arasındaki, elektrikli araçlarda park dolayısıyla oluşabilecek muhtemel eksen kayıklıkları ve en önemlisi enerji aktarım verimi. Şekilde görüldüğü gibi indüktif kublajlı sistemimiz 3 ana işlem bloğuna sahiptir. Rezonant DC-AC evricimiz, kublajlı bobinlerimiz ve doğrultucu bölümümüz. Rezonant invertörümüz tam veya yarım dalga köprü bir DC-AC dönüştürücüden oluşmakta ve primer bobine yüksek frekanslı bir AC gerilim uygulamaktadır. Doğrultucu bloğumuz da diyot köprüsü ve filtre kondansatöründen oluşmakta ve çıkıştaki yükümüze DC gerilim uygulamaktadır. Şekilde görüldüğü gibi yükün değerine bağımlılığı en aza indirmek için bu çalışmamızda seri seri kompansasyon durumu incelenmiştir. Devremiz genel itibariyle şekilde görüldüğü gibi yapıya sahiptir. Sıfır gerilimde çalışma koşullarına geçecek olursak tasarlanan devrin eşdeğer modeli şekilde görülmektedir. VS kaynağımız invertörümüzün çıkışında elde ettiğimiz AC gerilimimizdir. Ve kare dalga formuna sahiptir. VC kaynağının gördüğü giriş impedansımız endüktif ise bu durumda akım gerilime göre geride olacağı için sıfır gerilimde anahtarlama gerçekleşir ve anahtarlama kaybımız ihmal edilebilmektedir. Bu nedenle evirici anahtarlama frekansı kompansasyonlu sargıların rezonans frekansının üstünde olacak şekilde seçilirse ZVS çalışma koşulu sağlanmış olacaktır. Sargı endüktansının değerine, güce ve frekansa göre ZVS çalışma aralığı değişmektedir. Bu nedenle tasarım aşamasında tüm çalışma sahasında ZVS elde edilebilecek şekilde indüktans ve frekans değerleri dikkatli analiz edilmektedir. İlk şekilimizde 200 mikrohenrilik indüktans değerini ve 10
ve 50 ohmluk yük dirençleri için frekansa bağlı çıkış gücü grafiği verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 37 kHz'de rezonant frekansımız var ve rezonant frekansında maksimum güç transferi elde edilmiştir. İkinci şekilimizde ise aynı koşullardaki giriş impedansının faz açısı görülmektedir. Görüldüğü üzere rezonant frekansının üzerinde faz açımız pozitif ve ZVS çalışma mümkün olmaktadır. Maksimum çalışma frekansımız 40 kHz seçilirse çalışma aralığımız 37 kHz ile 40 kHz arasında olacaktır. Bu incelememizde ise indüktans değerimiz 400 mikrohenri değerinde ve şekilde görüldüğü gibi 10 ohmluk yük direncimizde bir şekilde de görüldüğü gibi kırmızı şekilde grafikte görüldüğü gibi bir çatallanma yani iki tepe ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ZVS çalışmayı garanti altına almak için yüksek frekanstaki tepenin üzerindeki frekanslarda çalışmak gerekmektedir. Bu durumda da çalışma frekans aralığımız daralmaktadır. Bu yöntemle istenen bir güç seviyesi ve çalışma frekans aralığı için ZVS çalışmayı garantileyen indüktans değer aralığı belirlenebilmektedir. Öz indüktans hesabımıza geçecek olursak çalışmada ZVS çalışma koşullarına göre değeri belirlenmiş olan indüktans değerimiz yassı spiral bobin olarak ve öz indüktansı Wheeler formülü ile hesaplanarak boyutları belirlenmiştir. Şekildeki formülde de görüldüğü gibi formülümüz tur sayısına, bobinin ortalama yapı çapına ve bobinin genişliğine bağlı olarak değişmektedir. Karşılıklı indüktans hesabımız da birbirine yakın konumlandırılmış iki bobin arasında bir manyetik kublaj vardır. Bu kublaj sayesinde bobinler arasında bir güç transferi yapılabilmektedir. Eşdeğer devrede bu etki karşılıklı indüktans olarak modellenmekte ve Biot-Savart ve Stokes teoremi kullanılarak hesaplanabilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi aynı eksen üzerinde bulunan en sarımlı iki spiral bobin takımı arasındaki karşılıklı indüktans değeri aşağıdaki formülle elde edilmiştir. Daha sonra bobin eksenlerinde kayıklık olması durumunda kublaj kötüleşmekte ve dolayısıyla karşılıklı indüktans değeri küçülmektedir. Şekilde gösterilen durum için karşılıklı indüktans aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır. Görüldüğü üzere formülümüz daha kompleks bir yapıya sahip olmaktadır. Eksen kayıklı olmadığı durumdaki formülümüz eliptik integral formuna benzetilerek analitik yöntemle çözülebilse de eksen kayıklı olduğu durumdaki eşitlik için aynı işlem yapılamadığından çözüm nümerik yöntemle edilmesi daha uygundur. Bu çalışmada nümerik çözüm için yamuk kuralı kullanılmıştır. Kublaj katsayısı hesabına geçecek olursak öz ve karşılıklı indüktans değerleri hesaplandıktan sonra aşağıdaki eşitlik yardımıyla kublaj katsayısı hesaplanabilmektedir. Kublaj katsayısı bobinler arasındaki mesafe ve bobinler arasında oluşan eksen kayıklığı ile ters orantılı olarak değişmektedir. Kublaj katsayısının sıfır olması hiçbir kublaj olmadığı ve güç aktarımının sıfır olduğu anlamına gelmektedir. Benzetim çalışmalarımıza geçecek olursak nümerik hesaplamalar MATLAB programı ile hesaplanmış. Elde edilen sonuçlar analiz Maxwell sonlu elemanlar yöntemiyle elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Kublaj katsayısının bobinler arasındaki mesafeye göre değişimi aşağıdaki grafikte görülmektedir. Bobinler arasındaki mesafenin artmasıyla birlikte kublaj katsayısı azalmaktadır. Grafiğimizde nümerik analiz ve FEM analizi sonuçlarımız uyumlu olduğu görülmektedir. Kublaj katsayısının bobinler arasındaki eksen kayıklığına göre değişimi aşağıdaki grafiklerde incelenmiştir. İlk grafiğimizde tek eksende bir kayıklık olduğu durum, ikinci grafikte de iki eksenli bir eksen kayıklığı olduğu durum görülmektedir. Bu durumda da eksen kayıklığının artmasıyla birlikte kublaj katsayısının azaldığı görülmektedir. Sonuçlarımız yine uyumlu olarak çıkmaktadır. Eksen kayıklığına bağlı olarak manyetik akı yoğunluğu dağılımı görülmesi için kayıklığın olmadığı durum, %25 ve %50 eksen kayıklığı olduğu durumlar için FAM analizi yapılmıştır. Görüldüğü gibi bobinler arası eksen kayıklığı arttıkça manyetik etkileşim de azalmakta ve bu da kublaj katsayısını azaltarak verimi azaltmaktadır. Deneysel çalışmaları gerçekleştirmek üzere şekildeki genel görünüşü verilen ve tablodaki teknik özelliklere sahip bobinler sarılmıştır. Tel kesiti küçük olduğu için prototip devrenin gücü 15 watt ile sınırlandırılmıştır. Devrede evricimiz %50 görev oranıyla kare dalga üretmektedir. Ölçümler sırasında primer akım ve gerilimi rezonansa çok yakın ve ZVS için endüktif bölgede kalacak şekilde ayarlanmıştır.
Yük direnci değeri çıkış gücü maksimum olacak şekilde ayarlanabilmektedir. Bobinler arasındaki mesafemiz 100 milim ve eksenler çakışık durumdayken devreden alınan osiloskop görüntüleri aşağıdaki şekillerde görülmektedir. Birinci şekilimizde evirici çıkış akım gerilimi görülmektedir. Rezonant durumu görülmektedir. İkinci grafiğimizde sekonder bobin ve akım gerilim değerleri. Son olarak da yük akım ve gerilim değerleri görülmektedir. Maksimum güç transferi için hesaplanan rezonans frekansımız 37 kHz'ti. Deneysel çalışmamızda maksimum güç değerimizi biz 37.53 kHz değerinde elde ettik. Verimimiz ise analizlerimizde %68.93 olarak hesaplanmıştı. Buna karşın deneysel çalışmamızda %58.4 olarak hesaplanmıştır, ölçülmüştür. Teorik hesaplamalarda doğrultucu diyotlar üzerindeki gerilim düşümleri dikkate alınmamıştır. Verimin nispeten düşük olmasının sebebi bobinlerdeki bakır kayıplarının fazla olmasıdır. Diğer koşullarda alınan ölçüm sonuçları da tabloda özetlenmiştir. Bobinler birbirinden uzaklaştıkça ve eksen kayıklığı arttıkça verim düşmektedir. Bu durum kublaj kas sayısının düşmesinin bir sonucudur. Kublaj kas sayısı düştükçe girişten daha fazla akım çekilmesine karşın bu güç yüke aktarılamamaktadır. Çünkü geçen yüksek akım özellikle bobin iletkenleri üzerinde olmak üzere tüm elemanlarda akımın karesi ile orantılı bir şekilde iletim kaybı ortaya çıkmaktadır. Prototip sistemle DC girişten DC çıkışa en yüksek verimimiz %64.2 olarak akımın en düşük olduğu durumda elde edilmiş olması bu tezi doğrulamaktadır. Bobinlerin bakır kayıplarını azaltarak verim daha yüksek değerlere çıkarılabilir. Ancak bunun için dere etkisi ve yakınlık etkisi dikkate alınarak optimum sargı parametreleri bulunması gerekmektedir. Sonuç ve öneriler kısmına geçecek olursak, bu çalışmamızda endüktif kublajlı kablosuz güç aktarım güç transferi sistemlerinde tasarım için gerekli olan öz indüktans ve kublaj kas sayısı hesabı ile sıfır gerilimde çalışma koşullarının analizi yapılmıştır. Yapılan benzetim ve deneysel çalışmalar sonucunda maksimum verim elde edilmesi için rezonant frekansında çalışılması, kublaj kas sayısının mümkün olduğu kadar büyük olması gerektiği, kayıpların özellikle bobinlerde bakır kaybı olarak ortaya çıktığı ve bunun için bobin tasarımlarında deri ve proximity etkileri dikkate alınmasının önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen bilgilerle aşağıdaki verilen akış diyagramının tasarım için uygun bir yol olacağı değerlendirilmiştir. Öncelikle tasarım kriterlerimizi belirliyoruz. Gerilimimiz ne olacak, gücümüz, mesafemiz, boyutumuz gibi. Daha sonra topoloji seçimimizi yapıyoruz. Daha sonra anahtarlama frekansı seçimi yaptıktan sonra ZVS çalışma için öz indüktans değer aralığının belirlenmesi. Daha sonra bobinin tasarlanarak rezonant kondansatörün hesaplanmasıyla işlemimiz bitiyor. Bu çalışmamız TÜBİTAK tarafından desteklenen 115E-116 nolu elektrikli araçlar için temassız bir şarj sistemi tasarımı ve optimizasyonu başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeliz Tezcan'a güzel sunum için teşekkür ederiz. Salondan soru var mı acaba? Buyurun. Yeliz Hanım'a teşekkür ediyorum öncelikle sunum için. Kısa bir sorum olacaktı. Maksimum mesafe ne kadar? İletim mesafesi. Şurada mikrofon var. Biz çalışmamızda maksimum bir güç seviyesi belirlemedik aslında. Mesafesi evet. 50 milim, 100 milim ve 150 milim için biz analizlerimizi yaptık. Yani öyle bir kriter belirlemedik bu analizin sonucunda. Başka soru var mı acaba? Buyurun. Teşekkür ederiz başta. Dünyada bununla ilgili bir çalışma olduğunu tahmin ediyorum. Bu çalışmalardaki seviye ne durumda? Yani ne kadar zaman sonra böyle bir şeyi hayal edebileceğiz? Aslında bobin boyutuna bağlı olarak aktarım mesafesi de artmakta. Ama yapılan çalışmalarda bizim örnek aldığımız projede 100 milim civarındaydı. Orada da aktarım mesafesi.
belli bir standartın olduğunu, hani öyle bir bilgim yok standart bilgi olarak. Şimdi konuya çok aşina değilim ama şunu merak ediyorum. Mesafeler milimetre seviyesindeyse bunun bize bu aşamada nasıl bir faydası oluyor ki biz böyle bir çalışma yapıyoruz? Bunu merak ediyorum. Yani biz daha çok akademik alanda belli başlı hani hesaplamalar yaparak yapılacak çalışmaları bir ön hazırlık durumunda yaptık. Hani gerekli optimizasyonlar yapılarak daha iyileştirilebilir diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka soru yok herhalde. Teşekkür ederiz. İkinci bildirimiz, güvenlik gerektiren sahalarda kullanıma uygun yeni nesil dağıtım transformatörleri. Bildiriyi Selim Dikmen sunacaklar. Selim Bey, kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Merhaba, hoş geldiniz. Adım Selim Dikmen. Eltaş Transformatör'de çalışıyorum. 2 yıldır Ar-Ge bölümünün sorumlusuyum. Trafo sektörüne toplam 7 yıllık bir geçmişim var, tecrübem var. Bugün de firmam adına buradayım. Konumuz güvenlik gerektiren sahalarda kullanıma uygun yeni nesil dağıtım transformatörleri. Bunu aslında bu seneki kongrenin teması kapsamında bu şekilde bir konu seçtik onlarca konumuz arasından. Nüfus artışı ülkemizde son yıllarda %1.6 civarında, bu TÜİK rakamlarınca verilen son 5 yılın ortalama rakamları ve buna bağlı olarak enerji ihtiyacı da %3-4 arasında artmaktadır. Bu artışlarla beraber ülkemizde yeni tesisler kurulmaktadır. Hepimizin bildiği gibi hastaneler, havalimanları ve AVM'ler kurulmaktadır. Ve bu tesislerin hem enerji ihtiyacı vardır hem de bu tesislerde iyi bir nüfus gününü geçirmektedir. İnsanlar bu tesislerden faydalanmaktadır ve bu tesislerde kullanılan transformatörlerin de dolayısıyla deprem ve yangın gibi tehlikelere karşı mevcut durumdan daha dayanıklı olması gerekmektedir. Ülkemiz haritada görebileceğiniz gibi deprem riski en yüksek coğrafyalar arasındadır. Depremin etkileri trafolarda daha çok devrilme, porselen izolatörlerin hasar görmesi veya yalı tip dağıtım trafolarının kazanlarında mekanik hasarlar şeklinde meydana gelebilir. Kuru tip transformatörlerde EN60068-33 standartına göre yatay ime 0.5 çi, düşey ime de 0.25 çi olarak belirlenmiştir. Bizim sahamız kuru tip transformatörlerin bu testler uygun kullanımı için bu koşullara göre tasarlanmış olmasıdır. Yalnızca bir takım standartlarda belirlenen, çok temel alınan hesapların verim gibi şeylerle beraber, bunlarla beraber depremin de dikkate alınması gerekmektedir. Ve bunun için testler yapılmaktadır yine az önce bahsettiğimiz standarta göre. Bu standartta göre yapılacak deprem testlerinde transformatör şekilde gördüğünüz gibi bir platform üzerine yerleştirilir. Şu gördüğünüz transformatör şu anda deprem sertifikatlı bir transformatördür. Ve transformatörlerin önce gözle kontrolü yapılır ve daha sonra bir direnç yükü bağlanarak enerji verilir bu testler sırasında. Bu testlerde önce XS ekseninde S1 seviyesinde 5 kez titreşim verilir. Bu titreşimler 30 saniyeden küçük olmamalıdır. Ve daha sonra bir kez S2 seviyesine titreşim verilir. Bu da 30 saniyeden küçük olmamalıdır. Bunun ardından YZ ekseninde titreşim verilir. Bunun için transformatör kaldırılarak platform 90 derece döndürülür. Dolayısıyla her iki testte de transformatör ayrı ayrı ikişer eksende test edilmiş olur. Bu testler sırasında her bir titreşim verildiğinde, yani her bir minimum 30 saniyelik süreden sonra transformatöre bağlı direnç yükü üzerindeki akım gerilim değerleri ölçülür. Ve bu testin sonunda, test tamamlandığında akım gerilimde değişme olmaması, transformatörün işletmeye devam ediyor olması ve gözle kontrol yapıldığında herhangi bir hasarın tespit edilmemiş olması gerekmektedir. Başarı kriteri budur. Yalı tip dağıtım transformatörlerinde deprem daha çok porselen izolatörlerde hasar şeklinde meydana gelebilir.
Bunun için alternatif kullanabilecek izolatörler fiş tipi denilen veya plugin olarak bilinen aslında epoksi reçineden döküm şeklinde üretilen izolatörlerdir. Porosan izolatörlere göre titreşim dayanımları daha iyidir ve daha iyi bir koruma sağlar. Başka bir alternatif ise her ne kadar yüksek gerilim bushinglerinde tercih ediliyor olsa bile porselen yerine silikon izolatörler kullanılmaya başlanmıştır. Bunlar da mekanik yapısından dolayı titreşimden zarar görmemektedir. Ayrıca diğer tip mekanik hasarlar, mesela titreşim sırasındaki kaynak noktalarında bir zayıflık varsa buralardaki çatlama gibi hasarlardan dolayı yağ sızıntısı da meydana gelmektedir. Bu da zaten trafoyu devre dışı bırakacaktır. Depremden sonra diğer bir risk de yangındır. Yangın için kuru tip transformatörlerde çevre koşullarına uygun sınıflar belirlenmiştir. Yangın için de F sınıfı diye belirtilmektedir ve şu anda standartta geçen F1 sınıfıdır. F1 sınıfına uygun bir kuru tip transformatörün yangına uygun olduğunu söyleyebilmemiz için test edilmiş olması ve bu test sırasında yangına katkıda bulunmaması, yandığı sırada halojensiz gaz çıkarması ve bir süre sonra kendiliğinden sönmesi gerekmektedir. Bu koşulları sağladığı takdirde F1 sertifikası temin edilebilir. Yangın testinde başarı kriteri IEC 60076'ya 11'e göre yapılan ölçümlerde bacadan çıkan gazdaki sıcaklık artışı tespit edilir. Sıcaklık artışının ortalama 420 Kelvin altında olması gerekmektedir ve testin 45. dakikasında 140 Kelvin'in altında, 60. dakikasında da 80 Kelvin'in altında olması gerekmektedir. Bunlar aslında bize transformatörün yangına destek vermediğini ve kendi kendine sönebildiğini göstermektedir sıcaklıklardaki bu düşüm, sıcaklık artışlarının azalması. Ve aynı zamanda test yapılan çelik odadaki bir bacadan optik ölçüm alınır ve bu ölçümde 20. ve 60. dakikalar arasındaki ölçümlerin optik iletim faktörü minimum %20 olması gerekmektedir. Bu da demektir ki çok koyu, siyah bir duman çıkmaması gerekmektedir. Resimde gördüğünüz az önceki kuru tip transformatör bobininin testten sonraki halidir. Yağlı tip transformatörlerde ise transformatörün kazanı itibariyle yangınla ilgili bir problem yoktur, ancak yağ sızıntısı olduğunda veya yangın sırasında artan basınçtan dolayı basınç rölesi patladığı zaman buradan çıkan mineral yağ yangına destek olabilir, yanarak yangını büyütebilir. Bu nedenle şu an yeni yayılmakta olan, yeni popülerleşmekte olan diyebiliriz, ester yağlar buna bir alternatif çözümdür. Ester yağlar sentetik ester ve bitkisel ester olarak ayrılabilir. Tabloda gördüğünüz gibi mineral yağın parlama noktası 145 derece ve yanma noktası 170 derecedir. Bununla birlikte sentetik esterlerin parlama noktası 250 ve bitkisel esterlerin parlama noktası 275 olmaktadır. Yanma noktaları ise 300 derecenin üzerindedir. Yandaki şekilde bir ester yağ üreticisinin tanıtım broşüründen alınan görsel vardır. Burada 3 dakika boyunca mineral yağ 95 dereceyle ısıtılmaktadır ve bir tutuşma gözlenmektedir. Bununla beraber sentetik ester olan yağ test edildiğinde 100 derecede 3 dakika test edildiğinde herhangi bir alev, duman, herhangi bir şey görülmemektedir. Dolayısıyla bu yağlar yangına destek olmamaktadır. Ve yağlı tip transformatör arasından tesislerde yangın güvenliğini sağlamaktadır. Bununla birlikte elektriksel arızalar da transformatörlerin işlevlerini yitirmesine neden olabilmektedir. Bunun başta nedeni gerilim dalgalanmalarıdır. Bunun için her ne kadar güç trafolarında daha çok kullanılsa da günümüzde dağıtım transformatörlerinde de parafuduların kullanılması uygundur. Ve özellikle kuru tip transformatörlerde, vakum kesiciye bağlı kuru tip transformatörlerde herhangi bir anahtarlama durumunda sol altta gördüğünüz akım grafiği görülmektedir. Burada çok yüksek ripple'lar olduğu için, dalgalanmalar olduğu için gerilimde de aynı zamanda kuru tip transformatörü izolasyonda problem yaratabilir. Bu nedenle bu tip trafolarda da snubber devrelerinin kullanılması sağ tarafta gördüğümüz bir dalga şeklini elde etmemizi sağlayacaktır. Dolayısıyla kuru tip transformatördeki zorlanmaları da azaltacaktır. Dolayısıyla
elektriksel arızalara dayanıklı olması için yeni tip transformatörlerin, yeni tesislerdeki transformatörlerin bu şartları sağlaması daha güvenli bir operasyon gerçekleştireceği anlamına gelmektedir. Sonuç olarak tesislerde güvenliği ele aldığımızda başta deprem, yangın ve enerji kesintisine neden olabilecek gerilim dalgalanmaları dikkate alınmalıdır. Bunlar için önlem olarak mevcut şartnamelerde her ne kadar belirtilmese bile sertifikalı ürünlerin yaygınlaşması gerekmektedir ve bunun için ilgili kurumlar deprem ve yangın için gerekli sertifikaları vermektedirler. Teşekkür ediyorum. Selim Dikmen'e sunumu için teşekkür ederiz. Salondan soru var mı acaba? Musa Bey buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Selim Bey'e de sunumu için teşekkür ediyorum. Rica ederim. İki sorum var. Musa Çeçen bu ara İzmir Şube'den. TEDAŞ son 2000 yılında yayınlanan yönetmelik uyarınca yüksek gerilim güç transformatörlerinin AG ve YG bushingleri tam kapalı olacaktır diye bir maddeyi şu anda kapama setini kabul etmiyor. Gerekçe olarak da YG'deki kapama setinin tip testi olmadığını söylüyor. Ama aynı kapama setinin tip testi olmayanını AG'de kabul ediyor. Bu garip bir durum. Yoksa ya ikisi için de yoktur ya da ikisi için vardır. Plug-in yani içine bağlantı transformatörlerde L başlık yapılması durumunda size bu arızalar daha çok yansıyor olduğunu tahmin ettiğim için eğer L başlık iyi yapılmazsa alt taraftaki başlıkta da hasarlanma riskini ortaya çıkaracağı için bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben her zaman için kendi adıma sanıyorum önümüzdeki yıl 40. yılını dolduracak bir mühendis olarak hep de işletmeci oldum. Yüksek gerilim alanında çalıştım. Doğrusunun bu bushingli transformatör olduğunu düşünüyorum. Diğerlerinde yani, tabii ki porselen izolatörlü. İlle porselen olması şart değil. Silikon şu anda çok esnek işletme şartlarıyla bizim önümüzü açıyor. Bir bu konudaki düşünceniz. İkinci sorum da hermetik transformatörlerle ilgili. Bir trafonun hermetik olması için vakum ortamında yağ doldurulup tamamen dışa kapatılması gerekiyor. Tabii ki bildiğiniz gibi en önemli özelliği dış havaya karşı teması olmadığı için neme karşı tamamen korunmuş oluyoruz. Ama bir transformatörün çalışma ömrü boyunca yanlış hatırlamıyorsam resmi ömrü 16 yıl diye geçer transformatörün. AG bushingleri ki bunu plug-in'li kabul edelim. AG bushinglerinin altındaki contalar hiç çökmeyecek mi sıcaktan soğuktan? Dolayısıyla hiç yağ sızdırmayacak mı? Bu mümkün değil. O zaman hermetik trafonun hermetiklik özelliğini ömrü boyunca taşıyacağı gibi bir iddiayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok teşekkür ederim. İlk soruyla başlayayım. İlk soruda plug-in izolatörlerin alternatif olarak daha doğrusu silikonda sunduk. Bununla birlikte plug-in izolatörlerde burada tabii titreşimle alakalı bahsettik ancak ayrı bir güvenlik unsuru da tamamen kapalı olması dış etkilere. Yani plug-in'i bu şekilde değerlendirebilirsiniz kullanım alanınıza göre. Yani burada katılıyorum. Eğer plug-in'le ilgili bir tecrübenizden dolayı bir problem yaşadıysanız silikonda kullanabilirsiniz. Zaten o yüzden bizim sağımız bu ikisinin de kullanılabileceğidir. Bununla ilgili aksi bir şey söyleyemiyorum. İkinci sorunuzda da hermetikliğin sağlanması. Yanlış anlamadım değil mi? Plug-in izolatör kullanıldığında hermetikliğin sağlanması. Her ikisi için de. Yani şu anda bunun için şöyle söyleyebiliriz. En azından standartlarda belirtilen testler doğru şekilde uygulandığında bu trafo sızdırmazlık sağlıyor denilebilir. Şu anda IHC'de tanımlanan bu 8 saatlik sızdırmazlık testi artı 0.3 bar yükselttiğinizde bu test şu anda referans olabilir. İşletmede olabilecek herhangi bir yani uzun vadedeki bir sızdırma orada izolatörlerin ya da kullanılan conta tipinin farklı şekilde değerlendirilmesi gerekecektir. Yani sıcaklıktan etkileniyorsa daha farklı bir malzemeden conta kullanılması gerekebilir. Bu şekilde cevaplayabilirim. Yani,
Rica ederim. Kabul ediyorum yani testlerini yaparak en azından biz testlerde belirtilen şartlara uygunluğunu onaylayabiliyoruz. Yok anlıyorum. Buyurun oradan. Ben de teşekkür ediyorum. Rüştü Bektikan, ben de Antalya Şube'den. Musa Hocam gibi ben de işletme sorumluluğu yapıyorum. Soru çok aslında sunumla ilgili. Ben birkaç tane izniniz olursa peş peşe soracağım. Özellikle şu yağlı transformatörlerle ilgili yeni nesil yağlardan sunumda bahsettiniz. Evet. O sentetik ve bitkisel yağların 200-250 derece seviyelerinde olduğunu. Bu yeni nesil yağlar bize acaba şöyle bir şans da sağlayacak mı? Biz mevcut yağlarda açma ve alarm seviyelerini işte 65 derece, 85 derece kullanırken bunu kuru tüpte 110 derecede fan, işte 130 derecede açmaya ayarlarken bu yeni nesil yağlar bu parametrelerde bizim önümüzü daha fazla açabilecek bir özellik getiriyor mu? Orada ikinci sorum şu. İsterseniz birinci soruyu cevaplayayım, ondan sonra ikiye geçelim, olur mu? Tabii. Çünkü sorunca birinci soruyu az önce de birazcık net hatırlayamadım, unutabiliyorum o yüzden. Birinci sorunuz için bu yağlar dediğiniz gibi yardımcı olabilir ancak tek başına yeterli değildir. Çünkü yağlı tip transformatörde kullandığınız izolasyon malzemesi A sınıfı kravat kağıdıdır. Bu kravat kağıdının 105 derece sıcaklık sınıfında olduğunu düşünürseniz yağ her ne kadar yüksek sıcaklığa çıkmanıza müsaade etse de yalıtımınızın ömrü buna uygun olmayacaktır. Eğer siz kullandığınız yalıtım malzemesini F sınıfı seçerseniz, aramid kağıdı olarak geçiyor şu anda. Bunlardan seçerseniz sıcaklık artış değerlerini, açma değerlerini 110-115 derecelere çıkartabilirsiniz. Yani bu yağlar bu şekilde yardımcı olabiliyor. İkinci bir şey, burada yanlış anlamadıysam eğer, sizin sunumunuzda vakum kesicili sistemlerde açma kapamalarda oluşan bir takım problemler nedeniyle evet, kuru tip trafoların arızalandığına, bu ilk defa duyduğumuz bir konu, benim daha doğrusu. Yani bu çok önemli bir iddia, bu herhalde bir veriye veya bir şeye dayanarak. Bu bir veriye dayalı, bizim müşterilerimizden aldığımız verilere dayalı. Evet. O zaman demek ki bunu sirküle etmek lazım. Ciddi tesislerde, vakum kesiciyle yapılan tesisler ki son dönemde çok yoğun. O zaman demek ki şu öndeki parafudur veya öbürü tanımladığınız İngilizce şeyi de bilmiyorum. Sınavı nedir bu? Sönümlendirici malzeme diyebiliriz. Yani böyle bir oradaki parafudurun oradaki o şeyi de yok etmesini anlayamadım. Yani orada nasıl bir şekilde o olumsuzluğu parafudur dediğiniz aletin bir İşte çalışma sisteli var, prensibi var, deliniyor, aşırı gerilimi geçirmiyor. Ama orada o düzenleyici rolü nasıl üstleniyor onu anlayamadım. Bir de onu izah etmenizi rica ediyorum. Cevap vermeden Musa Hocama bir katkı olsun. Hocam bu hermetik trafo işini başımıza bela eden trafocular değil. Onlar atladılar bu işe. Bu bela bize beton köşk şartnamesinden gelen bir hikaye. Hani şehirlerdeki rant yüzünden biz binalarımızı küçülttük. Küçücük binalar yaptık. Genleşme depolu transformatörler o binaya sığmadığı için MYD şartnamesinde hermetik trafo zorunluluğu ortaya çıktı. Trafocular da ona işte biraz daha onların imalatlarını, maliyetlerini etkilediği için sarıldılar. Hermetik trafo maalesef bizim için başa bela bir ürün. Hem işletme açısından hem uzun soluklu olması açısından sıkıntılı bir konu. Teşekkürler. Ben eğer son şeyi söylerseniz memnun olurum. O anlayamadık. Yani. Aslında snubber devresinden kastımız bir bakıma bir filtre devresidir. Bu gerilimi sönümlemesi için. Bunun trafonun özelliklerine göre ve trafonun açma sırasında trafonun terminallerinde görülecek gerilime göre uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Buna uygun tasarlanmış bir filtre olarak düşünebiliriz. SF6 ile ilgili bir incelememiz olmadı açıkçası. Özellikle vakum kesicide bu şekilde bir problemle karşılaştığını gördük biz. Tamam, teşekkür ederiz. Başka soru almayacağım. Çünkü süreç olarak zaman yeterince doldu.
Şimdi üçüncü bildirimiz trafo merkezlerinde nem etkisi ve alınacak önlemler. Bildiriyi Çağrı Kanık sunacaklar. Çağrı Bey, kendinizi kısaca tanıtırsanız. Merhabalar, ismim Çağrı. 2009 kontrol mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 7 yıllık bir iş tecrübem var. Son 3 yılı da Rockstack firmasında geçiyor. Bugün sizlere trafo merkezlerine nem etkisi ve bununla ilgili ne tip önlemler alınabilir? Onlarla ilgili kısaca bir şeylerden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle binaların nem oluşumundan başlarsak, normalde işte trafo köşkleri olsun veya işte 154-380 tüm trafo merkezleri işte güneşten etkilenir. Bu güneşten etkilenen binaların aslında içerideki nem etkisi inşaat malzemelerin termal iletkenliğinden tutun, kapıların yönleri, metal kapıların iletkenlik katsayıları, yağmur damlarının buharlaşması hepsi trafo merkezindeki neme etkide bulunur. Hatta bazı ülkelerde tasarımlar yapılırken bölgelerdeki sel riskleri göz önüne alınarak inşai olarak tasarımlar yapılabiliyor. Normalde binanın içindeki nem oranı binanın dışındaki nem oranıyla hemen hemen paralel olacaktır. Bunun dışındaki bu nem etkisine ekipmanların yaydığı ısılar, değişen akım değerleri etkide bulunur. Ama en çok etkide bulunan kısım ise yanlış yapılmış kablo geçişlerinden dolayı içeri sızan sular büyük oranda etkide bulunuyor. Burada bir resim görüyorsunuz mesela, hani suyun işte geçişlerden içeri girip su basması olayını. Şurada mesela şekilde bunu bir orta gerilim kablo olarak düşünebilirsiniz. Bu kablolar ağır. İşletme anında yaz-kış sıcaklık farkından dolayı geçen akıma göre esnek olabiliyor. Bazı durumlarda trefoil olarak bu duvarlardaki yuvarlak deliklerden binalara girebiliyor. Normalde tipik olarak şu ana kadar işte köpük gibi böyle bazı mastik çözümleri uygulanmakta. Özellikle böyle üçlü geçen kabloları veya kablo ağırlığından veya esnekliğinden dolayı tekli geçen kablolarda da bu ürünler kullanıldığında sürdürülebilir bir çözüm sağlamıyor. Şu şekilde görüyorsunuz, su seviyesi yükselip iyi yalıtılmayan deliklerden binaların içine giriyor. Ve burada oluşan su içeride nem etkisiyle beraber hücrelerde az sonra bahsedeceğim kısmi deşarj olayına doğru yavaş yavaş etkide bulunmaya başlıyor. Ama burada eğer sertifikalı sızdırmazlık çözümleri sunulursa tabii ki oralardan içeriye su girmemiş olur. Ve nem etkisini de büyük oranda ortadan kaldırabiliyoruz. Az önce de bahsettim, hani tüm çok çeşitli faktörler binanın nem etkisine katkıda bulunabiliyor. Bunlardan en büyük problemli olan kısım bu bahsettiğim kablo kanallarından veya deliklerden içeri giren sular en fazla etkileyen faktörlerden biri. Aslında iyi bir şekilde kapatmak için duvardaki açıklıkları, kapı girişlerini, pencereleri vesaire her yeri çok çok iyi yalıtmak lazım. Sadece şöyle resimde de görüyorsunuz, özellikle trafo merkezlerine yer altından giren kablolar hani kot farkından dolayı daha fazla etkide bulunabiliyor. Ortama giren nem orada uzun dönemde bahsettiğim gibi işte şalt arızaları ve kısmi deşarja doğru bir yola doğru aslında bizi sokuyor. Burada iki tane grafik var. İlk grafikte ortamdaki nem ile kısmi deşarjın birbiriyle olan ilişkisini ve paralelliğini gösteriyor. Diğer bir grafikte ise orta ve yüksek gerilim sistemlerinde oluşan yıkıcı arızaların %80'inin kısmi deşarj ile ilgili olduğunu söylüyor. IEEE'nin bir kaynağı. Bu dolayısıyla binada oluşan nem aslında bize birçok alanda zarar verebiliyor. Bunlardan bir tanesi duruş maliyeti. Mesela şekilde bir rüzgar santrali görüyorsunuz. Sonuçta bunlar çalıştıkça yatırımcıya para kazandıran
santraller. Bazı termik santral gibi yerlerde günlük işte 300-500 bin eurolara kadar çıkan zararlar oluşabilir. Onun dışında işletme maliyetleri, içeriye su girdiğinde orayı temizlemek için işte zaman harcıyorsunuz, eleman tutuyorsunuz vesaire, bu tip detaylarla uğraşıyorsunuz. Güvenlik konusunda içeride oluşan nemden dolayı kısmi deşarj oluşmuş. Acaba diğer hücrelerde problemler var mı? Yangın riskleri var mı? Patlama riskleri var mı? Bunların hepsini tek tek aslında kontrol edilmesi lazım. Ve zarar gören ekipmanların değişimi için hem bir belirli bir bütçe ayırmanız gerekir. Ve bunların işte onarımı vesairesi, teslim süreleri derken başta belki yatırım sürecinde az önemsediğimiz bu yalıtım konusu ciddi anlamda problemlere yol açabiliyor. Bu konuyla ilgili aslında bu TSS standardı 62.271'i yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni bölüm 1 ortak özelliklerde zaten ideal nem oranlarıyla ilgili bazı açıklamalar var. Dolayısıyla yani biz standartlara da hani uymamız doğru olduğundan bizim binalardaki nem etkisini iyi bir şekilde ortadan kaldırmamız lazım. Bunun için tabii çatı, kapı tasarımları, pano altlarındaki delikler, kablo geçişlerinin vesaire tasarlanması lazım. Sadece bu standart değil, daha aslında işte birçok standartları incelediğimizde az sonra resimlerini göstereceğim uygulamalara doğru bizleri ufak ufak yönlendiriyor bu standartlar. Burada birkaç ben uygulama resmini göstereceğim. Bir öncesi sonrası fotoğrafı. İşte klasik yöntemlerle yalıtılmaya çalışılmış. Ama sunumun ilk başlarında bahsettiğim faktörlerden dolayı orada sürdürülebilir bir çözüm sağlanmamış. Dolayısıyla daha sonra orası sertifikalı ürünlerle düzeltilmiş. Şurada mesela bir kablo kanalının girişini görüyorsunuz. Binanın içinden ve dışından. Keza bu da aynı şekilde bir beton köşk girişi. İyi bir şekilde sızdırmazlığı sağlanmış. Şu şekilde. Bunların dışında tabii alçak gerilim kablolarda veya işte otomasyon uygulamalarında da keza benzer uygulamalar yapılabiliyor. Hatta burada koruma faktörlerinden biri hani sadece su değil, aynı zamanda mesela yangın, patlama gibi faktörler de var. Mesela bu iki örnekte. Çünkü bir tanesi petrokimya, diğeri ise bir LNG tesisi. Şu şekilde bakın, sekonder kablo girişleri ilk başta soldaki haldeydi. Tamamen açık. İçeriye haşere girebilir, su girebilir, yangın girebilir, bir sürü faktör. Daha sonra tamamen sağdaki gibi yalıtılabiliyor. Şimdi kısa bir videoyla bir uygulamayı göstermeye çalışacağım. Burada kullanılan ürün ciddi anlamda bir suyu kesmiş oluyor. Normalde binalarda pimaş borular kullanılır bazı girişlerde. Biz onun yerine bu kapaklı bir ürün tipi var. Bunu öneriyoruz. Bunlar kullanılırsa eğer kapak kırılmazsa zaten sızdırmaz. Kırılıp içine sertifikalı ürünler konulursa zaten yine sızdırmaz. Bu şekilde inşaat sırasında beton dökülür ve bu rezervasyon ürünleri orada kalır. Binanın içinden dışından bu tip uygulamalar yapılabilir. Daha sonra oraya bu kablo geçiş düzeni adında TSS standartında olan bir ürün mesela. Bu şekilde deliğe konulur, sıkıştırılır ve bu kauçuk madde olduğu için dışarıya doğru gördüğünüz gibi bir bombe yaparak şişer. İçeriye girecek olan suyu tamamen keser. Aynı zamanda toprak altından gelen kablolarda toprağın yer değiştirmesi, çökmesi vesaire gibi faktörlerden dolayı
çekme etkisinde bulunabilir. Burada kullanılacak ürünün iyi bir şekilde tutuculuk özelliğinin olması gerekiyor. Aynı zamanda sürekli suya temas edeceğinden ve antimanyetik özelliğinden dolayı IS 316 paslanmaz ürünler kullanmak gene doğru bir uygulama olur. Tasarımlar yapılırken işte yüksek gerilim, orta gerilim veya alçak gerilim kablolara göre tasarımlar yapılabiliyor. Farklı farklı alternatif çözümler var. Benim anlatacaklarım aslında bu kadar. Sorusu olan varsa... Çağrı Bey, teşekkür ederiz sunum için. Salondan soru var mı acaba sunumla ilgili? Yok, gördüğüm kadarıyla. Teşekkür ederiz. Son bildirimiz, yani sunumumuz, güncel standartlar doğrultusunda alçak gerilim elektrik tesislerinin tasarımı ve uygulaması ve denetimi. Bildiriyi İsmail Kaşıkçı hocam sunacaklar. Hocam kendinizi kısaca tanıtırsanız. Sunum biraz kapsamlı olduğu için hocama yarım saat bir sunum süresi, arkasından 10 dakikada soru cevap şeklinde bir süreç tanımış oturum sempozyum yürütme kurulu. Bu konuda bilgi vereyim dedim. Buyurun hocam. Evet Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, hepinizi candan selamlıyorum. Geç vakit oldu, yorgunsunuz. İnsan otururken gerçekten yoruluyor. Şimdi bugünü bize hazırlayan ilk önce EMO şubesine, İzmir şubesine çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Tekrar bir araya geldik. Bazı sorunları, konuları konuşacağız, tartışacağız. Özellikle konunun gece olması, arkada herhangi bir sunum olmaması nedeniyle açık tuttuk. Daha çok konuşalım, tartışalım. Çünkü çok konu var gerçekten. Bizi ilgilendiren, özellikle mühendisleri ilgilendiren çok konu var Türkiye'de. Son 4 haftada edindiğim bazı izlenimler var. Bunları da size anlatmak istiyorum. Hep birlikte tartışmak istiyorum aslında sizinle birlikte. Yaptığınız tecrübeleri, çıkan sorunları. Şimdi nedir? Birinci bölümde yeni çalışma. Bu çalışma son 4 hafta içinde yine EMO İzmir Şubesi birlikte çok hızlı bir şekilde hazırlandı. Sizin herhalde dağıtıldı burada. Arkadaşlar sizler vardır. O çalışmayı tanıtacağım. Son güncel standartlar, yani 2017 yılı ile Ekim ayı ile önümüzde bulunan standartlar, özellikle IEC standartları, Avrupa normları ve uygulamaları nedir? Çok önemli. Bunu size anlatmak istiyorum. İkinci bölümde uygulama, çok kısa bir proje aldım. Yani büyük bir proje aslında da. Bu standart, yani bu çalışma projede nasıl uygulanır? Onu size anlatmak istiyorum. Üçüncü bölümde yapılan hatalar, sorunları, ana konu aslında bu. Hangi hataları yapıyoruz, ne yapmamız gerekiyor, niye dikkat etmemiz gerekiyor, bu konuda bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi, genel olarak her mühendisin bilmesi gereken konular vardır. Tabii insanlar, üniversitede öğrenirsiniz, şöyle veya böyle ama sanayiye gittiğinizde, işe başladığınızda birçok şey sizin için yenidir. Nedir bu konular özellikle? Bir defa kısa devre hesapları. Herkesin bilmesi gereken kısa devre hesapları, IEC 69.9. Bu olmadan mühendislik olmaz arkadaşlar. Tesis olmaz, güvenli tesis kurulmaz. Bir defa bu normun herkesin alması, okuması, uygulaması gerekiyor. İkinci konu, işlet bakımı hesabı tabii ki çok basit ama önemli. Niçin önemli? Koruma cihazlarının seçimi için önemli, iletkenlerin seçimi için önemli. Aynı zamanda aşırı yükte koruma için, kısa devrede koruma için ve bunun da ötesinde
öyle bir iletken seçelim ki uzunluk olarak o uzunlukta tüm AES/EN standartları yerine getirilsin. Bu çok önemli. Çünkü 100 metre, 200 metre bir buçukluk kabloyu çekemezsiniz. Veya onluk kabloyu da çekemezsiniz. Muhakkak bir sınır vardır. Bu sınır nedir? İşte bu sınır burada, bu çalışmada özellikle üzerine durdum ve daha sonra size göstereceğim. Gerilim düşme hesapları. Çok basit ama hatalar var. Burada hatalar yapılıyor. O konuda da size bilgi vermek istiyorum. Niçin, neden? Ve yine seçicilik. İnanın hiç mi hiç Türkiye'de uygulanmıyor, bilinmiyor aslında. Yani aynı anma akımına sahip kesiciler arka arkaya transformadan itibaren sıralanıyor. Hiçbir anlamı yok. Tabii seçim nasıl olur, nasıl yapılır? Ve burada tabii seçicinin kontrolü ve ispatı kısa devre akımları için de çok önemli. Çünkü ikisi birbirini tamamlayan konular. O açıdan burada biraz bilgi vermek istiyorum ama en son yaptığınız işin doğru olup olmadığını denetlemeniz gerekiyor. Ölçümler var. Biz bunu toplama yönetmeliğinde madde 8 hepsini anlattık. Ama Türkiye'de ne yapılıyor? Türkiye'de maalesef bildiğiniz gibi sadece ve sadece topraklama direnci ölçülüyor. Topraklama direnci her şey bitiyor. Ama ben şimdi şu anda tekrar çok yerde söyledim. Topraklama direnci artık önemi geride kaldı. 2-10, 5-10 yok. Hiçbir zaman olmadı zaten TTE sistemde. O TN sistemden alınan, yalnız tercüme edilen bir olay. Yıllardır Türkiye'de TN sistem TTE gibi kullanılmış. Şimdi o konuda bilgiler vereceğim. Yani genel şeyimiz bu, konumuz. Şimdi şöyle bir tesisi ele alalım. Nedir? Özellikle yüksek gerilimden giriş vardır. Türkiye'de 31,5, 34,5. Transformatör gelir. Daha sonra dağıtım panoları. Ve en son bizi ilgilenen konu burada son devreler. Yani diğer ismiyle linyeler. Son devreler çok önemli çünkü insanlar orada yaşıyor, orada çalışıyor, evinizde, her yerde o linyelerle ilgili cihazlar var. Şimdi esas ana konu orası aslında. Tabii transformörden itibaren yaptığınız projeler genel olarak tüm kesitler bellidir, kesiciler bellidir. Ama herhangi bir yerde, dağıtım panosu 2'de örneğin bir motor bağlamak isterseniz, genelde ön empedans bilinmez. Yani buradan itibaren, şu noktadan itibaren, bir şey çalışmıyor galiba, şuradan itibaren transformatör kadar olan ön empedans bilinmez. Bilinmediği için de hesaplar yapılmaz. Ne yapmak gerekiyor? Ölçmek gerekiyor. Bugün o kadar cihazlar var ki tüm empedansları ölçebiliyorsunuz, tüm kısa devre hesaplarını ölçebiliyorsunuz. Üç kutuplu, tek kutuplu, bir kutuplu. Yani bu noktada demek ki ön empedansın bilinmesi gerekiyor. Ki o devreyi iyi bir şekilde normları yönetmelerine göre dizayn edebilelim. Evet. Şimdi düşündüm, çok yani araştırıyorum. En eski elime geçen 1985 yılına ait bir proje. Şimdi nedir 2x4 L25 daha sonra 16-16 prizlere ve ışıklandırma linyesine 10 amper 1985 yılında takılmış. Peki gelelim 2016 yılına. 2016 yılına değişen nedir? Yine bir proje bu. Şu noktaya bakalım. C32 30 miliamper RCD, 25 miliamper C yine kesici, minyatür kesici. Daha sonra daireye girdiğimizde C16 ve B10. Ben özellikle C'nin her yerde kullanıldığını görüyorum. Ya arkadaşlar sorduğum zaman niçin kullanıyorsun? Gecikmeli olduğu için hiç anlamı yok. Gerçekten gecikmeli olur mu C'nin? 10 katı olmasının gecikme olduğu anlamına gelmez. Yani o kadar yanlış, o kadar yanlış ki şu şey ve her yerde bu yapılıyor. Dikkat ederseniz TEDAŞ'tan giriyorsunuz 300 miliamper, 400 amperlik bir emsizli bir kesici,
80 amper, 63 amper, 32 amper. Yani şuradaki bir kısa devre hepsini olduğu gibi götürüyor buraya kadar. Sistem enerjisiz kalıyor. Bu tesiste seçicilik yok. Çalışmaz. Demek ki yanlış. Yani demek istediğim şu, 1985 ile 2016 arasında hiçbir fark yok. Demek istediğim bu. Evet, nedir şimdi? Modern tesis nedir? Modern tesis bugün 2017 itibariyle bir defa 20-25 yıldır her tarafta satılan, standardı normu olan E karakteristik dediğimiz seçici, kesicidir ama seçicidir. Nereye bağlanır? Tamamen sayacın önüne. Yani girişten sonra E gelir, sayaç gelir. Ondan sonra arada hiçbir zaman herhangi bir kesici olmaz. Gerek yok. Giriyoruz daireye, binaya. Şimdi standartlar 410 standartı en son şekliyle. Var mı? Ben gerçekten bu çok zayıf. Aslında iyi ama bunu mu diyorsunuz? Valla doğru, haklısınız ya. Burası iyi de orası... onu kullanayım, doğru. Bunu düşünmüştüm, bununla ilerletemezsiniz. Hangisi, şurası mı? Bu da yeşil, mavi mi? Gözüküyor mu? İyi mi, daha mı iyi? Valla ikisi de kötü. Şimdi tamam, biraz iyi gibi. Efendim? Valla bilmiyorum. Bir ışık düzeni kötüyse düzeltebiliriz ama şey yok. Neyse ben devam edeyim. Şuraya bir tane tabii yük kesici konuyor Türkiye'de. Bu ki yanlış. Giriyoruz binaya. Şimdi en son 2017 itibariyle IEC 63-64 kısım 41. Diyor ki 32 ampere kadar olan tüm devreler 30 miliamper RCD ile korunmak zorundadır. Çok yeni. Yani biz devreleri sizin tanımınız ile linyeleri 30 miliamper RCD ile korumak zorundayız. Tabii daha sonra ne geldi? Yine yangın koruma şalteri AFDD. Bu da zorunlu. Ark koruması diyoruz. Tabii Avrupa'da yenidir bu. Ama Amerika'da 25 yıldır uygulanıyor. Ki onların ilk şeyi arklara karşı korumadır. Avrupa'nın ise tamamen kısa devre ve aşırı yükte korumaya karşı bir güvenlik önlemi vardır bizim standartlarımızda. Demek ki AFD geldi. Bunun yanı sıra tabii ki aşırı akımlara karşı MCB. Ne diyoruz MCB? İşte B tipi oluyor, C tipi oluyor, K ve D tipi oluyor. Yine aşırı akımlara karşı MCB özellikle insanları canı malı korumak için RCD, aynı devre için konuşuyorum ve aynı zamanda da yangınlara karşı AFDD. Bu sistem en modern sistemdir. Tamamen güvenlidir. Burada ölçtüğünüz topraklama direnci, şimdi söylüyorum, RCD'nin olduğu yerde 50 ohmda olsa fark etmiyor, 100 ohmda olsa fark etmiyor. Artık bir değer yok. Hiç olmadı zaten. Değer yok şu anda. Ölçülmek zorunda tabii. Daha sonra onu ben size anlatacağım. Tabii iki tane şey kullanmak zorunda şu anda. Evet, şimdi üzerine durduğum diğer bir konu benim yıllardır. Tanımlar. Biz elektrikçiler olarak, mühendisler olarak aynı kelimeyi, aynı dili kullanmak zorundayız. Bunu yapmadığımız anda anlaşamıyoruz. Politikacılar gibi. Onlar da öyle. Yani aynı kelimeleri kullanmak zorundayız. Ne diyoruz? İşletme topraklaması, koruma topraklaması. Ama birkaç nokta var ki, mesela şurada standartlar akım taşıyıcı iletken olarak bunu genelde söylüyor. Ama son şekli çok yeni. Artık biz bunları canlı iletken diyoruz. Canlı iletken. Çok ilginç. Faz iletkeni değil. Genel olarak faz iletkeni olmadı zaten isim olarak. İngilizceden dilimize kaydırılmış phase dediğimiz ama yok yani böyle bir şey standartlarda. Onun demek ki ismi canlı iletken, bana göre en güzeli, en iyisi. Yine devam edelim.
koruma etkeni. Arkadaşlar, koruma etkeni toprakların etkeni değildir. Her gittiğimiz yerde, konuşmalarımızda, yazılarda bunun toprağı nerede diyor vatandaş, mühendis veya teknisyen. Bunun toprağı nerede? Böyle bir cümle kurulmaz. Koruma iletkeni P ile gösterilir. Sistem içinde, tamamen ama sistem içinde aynı sarı yeşil renkte olmak zorundadır. Hiçbir yere bağlanamaz. İki, bir de tabii ki nötr iletkeni var. Nötr iletkeni sıfır iletkeni değildir arkadaşlar, o bitti. 30-40 yıl önceki tanımdı. Şimdi ne diyoruz? Nötr iletkeni rengi nedir? Açık mavidir. Ve inanın IEC'de açık mavinin kaç gram olması gerektiğini daha yazdılar. Şimdi üreticilik firmalar olabilir. Veya yeşil ve sarının kaç gram olması gerektiği belirtildi. O kadar ciddi bir iş. Devam edelim. Potansiyel dengeleme iletkeni. Bakınız, devam ediyoruz. Potansiyel dengeleme iletkeni. Rengi tabii ki sarı yeşildir. Bununla ne yapıyoruz biz? Tamamen metal aksamları, gövde değil. Bir cihazın, akım taşıyan bir cihazın gövdesi değil. Yine projelerde görüyorum. Götürüyorum motorun gövdesini potansiyel dengeleme barasına bağlıyorum. Veya bir başka bir toprakın iletkenine. Yanlış. Yani TT ile TT'den karıştırılıyor maalesef. Potansiyel dengeleme iletkeni. Ve onları anlattım. Bunlar artık uluslararası alanda kullanılan tanımlardır. Diğer bir şey, otomatik sigorta. Bu bizim dilimiz değil. Bu firmaların dilidir. Onu ABB 20-25 yıl önce kitap literatüründe yazdı ama otomatik sigorta diye bir şey yok. Sıfırlama, inanın artık son 4 haftadır sıfırlama da yapılıyor artık ülkede diye duyuyorum. Geriye dönüyoruz. Her şeyi bıraktık. Şimdi prizde nötrle gövdeyi bağlamaya başladık. Olacak iş değil. RCD görüyorum yine. Arkadaşlar RCD olay bitti. Nedir RCD? 25 yıl önceki bir tanımdı. Ve MP aynı şekilde Almanca. Yine ABC görüyorum bazen. L1, L2, L3 yerine ABC yazıyorlar. Ve MP. Demek ki bunları bırakmak lazım. İlk önce buradan başlayalım. İşin en basitinden. Bırakın şimdi kısa hesaplarını. Bir oradan başlayalım. Bir aynı dili konuşmaya başlayalım. Evet. Gelelim şeye, konumuza. Şimdi şöyle bir konu var. Transformatörden itibaren binalar yapılıyor. Fabrikalar yapılıyor. Tesisler kuruluyor. Hastaneler, uçak hava alanları. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? Hastane yapan firmalar, mühendislik bürolarına gerekli olan üst düzeyde bilgiler var. IEC standartları. Ellerinde bilgisayar programları olması gerekiyor. Bir Simaris gibi, Dogville gibi, bir Neplan gibi hesaplama programları olması gerekiyor. Hesaplamaları gerekiyor projeyi. İkinci alan tamamen birkaç, yani 3-4 katlı binalar, küçük çaplı, çok büyük değil. Yani çok transformatörü olan, jeneratörü olan değil. Sadece beslemesi olan binaları düşünün. Tabii burası birinci kategoriye giriyor. Üçüncüsü ise daire ve çok birkaç katlı binalar. Köylerde mesela. Köylerde bu işi yapanların bu kadar yüksek düzeyde kısa devre hesaplarını bilmene gerek yok. Bunlar teknisyen de olabilir, başkası da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani demek istediğim artık bilgiye göre de iş yapma. Ben buradan bunu çıkartıyorum. Bilgiye göre iş yapma. Bilgi neyse ona göre iş yapacaksın. Herkes trafo merkezi yapamaz. Herkes hastane yapamaz. Değil mi? O açıdan bu anlamda bir çalışmadır bu. Şimdi her yerde anlatıyorum, gösteriyorum ki bu işin özü. Benim başka şey söylediğim yok aslında yıllardır. 1896'da çıkmış ISO 63-64'ün temeli. 1958'de tekrar yayınlanmış ki şu anda kullandığınız elektrik iç tesisleri yönetmeliği 1958 Almanya versiyonudur. Hala o vardır. Hala bakanlıkta o taslak duruyor. Hala yayınlanmış değil. Şimdi buradan size bir çağrı yapmak istiyorum. Bakanlık veya TSE'ye herhangi birisi gelip bunu yayınlamayacak.
Kesinim artık, eminim buna. Vardığım karar bu. Demek ki aşağıdan bir ayağa kalkma gerekiyor. Oraya baskı yapmak gerekiyor. Herkesin oraya baskı yapması gerekiyor. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü. Onların görevi bu. Bu standartları yayınlayan onlar. 58 yılından bu tarafa bir tesis, bir norm kullanılır mı arkadaşlar? Biz nereye geldik? Demek ki çok büyük görev sizlere düşüyor. Geldiğimiz nokta tabii 1000 sayfalık bir standart normdur. Yine ben size onları göstereceğim. Bakınız. Şu slide uluslararası alandaki kısımlarıdır. Buradan çıkarak bölüm olarak, kısım olarak yayınlanmıştır. Tek tek hangi yerde hangi işi yapıyorsanız o standardı alacaksınız. Orada o işi yapacaksınız. Mesela topraklama, ben onu biraz büyüttüm. Bölüm 5, kısım 54. AG'de topraklama sadece budur, başka değil. Ve 35 sayfadır. AG'de topraklama 35 sayfadır. Bunun içinde 41 nolu standart vardır. Tehlikeli, işte şok akımlara karşı insanların canının korunması apayrı. Kablo iletkenler yine aynı şekilde 43. Tek tek, yani hangi yerde hangi işi yapıyorsanız o standardın alıp, okuyup, uygulamak gerekiyor. Evet, devam edelim. Yine hastaneler, örneğin hastaneler 710 numara. Bakınız, 710 numara olmaksızın proje yapılamaz. Yani 58'deki çıkan iş tesisiyle olmaz bu iş. Evet, hızlı geçelim. 909, ki ben her şeyin özü diyorum. Şöyle bir sistem düşünelim, yukarıdan aşağıya. Sistemi kurmak için her noktada 1 ve 3 kutuplu kısa devre akımların hesaplanması gerekiyor. 1 ve 3 kutuplu. Niçin? 1 kutuplu aşmayı sağlamak için hata anında 3 kutuplu dinamik etkilere karşı sistemi korumak istiyoruz. Kesicileri korumak istiyoruz, oradaki panoyu korumak istiyoruz, değil mi? Barajı korumak istiyoruz, rörleri korumak istiyoruz. Onun için 3 kutuplu kısa devre akımının hesaplanması gerekiyor muhakkak. Bundan çıkarak buradaki kesme kapasitesi, bir sigortanın kesme kapasitesini 3 kutuplu kısa devre akımına göre seçiyoruz. Bu olmaksızın olmuyor. Yani kafadan bir şey alamıyoruz kesinlikle. Evet, hesaplar, gerekli olan şeyler bunlardır. Buradan çıkarak burada boyutlandırma için gerekli olan değerler de bunlardır. Tabii çok şey konular ama ben hızlı geçiyorum. Nedir? Simetrik bileşenler metodu ile teorisi orada bellidir. Elektrik mühendisi yapan arkadaşlar bunu okumuştur. Ben bu üzerine durmak istemiyorum. Genellikle tüm simetrik ve simetrik olmayan kısa devre akımları bu metot ile hesaplanır. Evet. Formüller vardır. Yine o kitapçıkta formüller var. Oradan bakarsınız. Gelelim kablo iletkenlere. 43 no. No'lu standart. Nedir şimdi? Şöyle bir akım devresi ele alalım. Motor. İlk başta nedir? Tabii işletme akımını bilmemiz gerekiyor. Aşırı akım koruma cihazının değerleri. İlk başta bu. Nedir? Biz EN, onu seçiyoruz tabii. I2 vardır. Aşma akımı vardır. Sağ tarafta da iletkene ait değerler vardır. Akım taşıma kapasitesi, yığılmalar, aşırı yükteki koruma, aşırı kısa devrede koruma. Bu standartla hepsi açıklanmıştır. Devam edelim hızlı bir şekilde. O formüller yine kitapçıkta var. Üzerine durmak istemiyorum. Şimdi ana konu burası. Şuraya geri dönelim. Ana konu bu. Nasıl bir sistem kuralım ki? Nasıl bir sistem kuralım ki projeyi? Sağlıklı yapalım ki? Bir, kısa devrede en fazla uzunluk nedir? Metre olarak. Şimdi aşmayı sağlayacağız. Aşma için de örneğin minimum 80 amper aşması, akması gerekiyor. Bunun için uzunluk nedir? 50 metre, 40 metre, 30 metre bunu hesaplamamız gerekiyor. Bu olmadan bu şart yerine gelmez. İki, hata anında koruma. O 41'de yani insanları korumak için, çarpmaya karşı korumak için bir de onu bilmemiz gerekiyor. Çünkü 0,4 saniyede TN sistemde değil mi? Açması gerekiyor. E bunu nereden bileceksiniz? Bunu yapmazsanız. Yani C'yi koy, B'yi koy,
Kesiciyi koy, olmuyor yani, bunu bitmiyor iş. Devam edelim. Müsaade edilen gerilim düşümündeki uzunluk. E şimdi yine uluslararası standartta iki tane şey var. Bir transformatörden beslenen şebekeler %8'e çıktı şu anda. %8 prizlerde. Veya enerjiden gelen, TEDAŞ'ın örneğin verdiği enerjiden sonraki gerilim düşümü %5 prizlerde. Uluslararası alanda. Şimdi bunun da hesaplanması gerekiyor. Bu da burada aynı standartlarını verdim ben size. Bu üç konunun demek ki her linye için, sadece bir tanesi değil, her linye için ispatı gerekiyor. Yani projede bunu ispatlamanız gerekiyor. Evet, devam edelim. Yine 4, 41 no. No, güvenlik önlemi nedir? İlk başta otomatik açma. Hemen açılması gerekiyor kısa devrede. 2, aşma zamanları. Gerçekten TT sisteminde 0,2 saniye geçiyor mu, geçmiyor mu? Onu bilmemiz gerekiyor. Eğer TT kuruyorsanız. 3, dokunma gerilimi. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Türkiye'de dokunma geriliminin ölçümünü istiyorlarmış. Alçak gerilimde. Yüksek gerilim tamam. Buna bir şey demiyoruz. Ama alçak gerilimde 30 senedir ne Aİ'si ne de EN buna bir çözüm bulabilir. Zaten gerek de yok. Nasıl isteyebilirsiniz? Ben onu sizden duymak istiyorum. Veya burada enerji veren kurslar varsa, orada projeleri denetleyen arkadaşlarımız varsa, onlardan ben bu sorunun cevabını istiyorum aslında. Onlar istiyor çünkü bunları. Yani istiyorum ama nasıl yapacağız? Böyle bir şey yok. Evet, çevrim empedansı arkadaşlar TN'de çok önemli. Formülleri burada. Yine kitap size var bakarsanız. Ölçülmesi gerekiyor, hesaplanması gerekiyor. Otomatik aşma için çok önemli. TT sistemde yine bakın dikkat edin, dikkat ederseniz her ikisindeki çevrim impedansının formülü aynı. Ama değerler değişik. Değil mi? Bir tanesi toprağa bağımlı olarak, diğeri ise şebekenin iç impedansına bağımlı olarak akım akıyor. Yine TT'de bir başka şey, yeni formül dokunma geriliminin RCD'nin diferans aşma akımına oranı. Nedir? 50 ile 30 50'yi 30 böldüğümüzde 1666 ohm yapar. Peki soruyorum, 2 ohm niçin istiyorsunuz? Bunun mantığı nedir? Bunu tartışalım daha sonra, konuşalım. Yine hata akımı hesaplayabilirsiniz. Kaç amper akıyor topraktan? Yapabilirsiniz ama önemi yok. Demek ki iki şeyin burada TT sisteminde ve diğerinde bilinmesi gerekiyor. Tabii baktığınız zaman TN sistem iç empedanslar olduğu için transformatörden itibaren son devreye kadar tüm kabloların, iletkenlerin, transformatörün hepsinin empedansları giriyor. O açıdan uzun bir formüldür. Tabii o kısa devre hesapları normunda bu vardır. Gelelim gerilim düşümüne. Bu ciddi bir olay. Çok basit değil. Çok ciddi bir olay. Bakınız. Transformatörden itibaren son devreye kadar, prize kadar el alalım. Şuraya kadar. Bir defa transformatörde tabii ki gerilim düşümü oluşuyor. 2 ile 4, %4 arasında gerilim düşümü oluşuyor. Bunu hesap etmek zorundayız. 2, kablo iletkenlerde tabii ki gerilim düşümü oluşuyor. Onlara bakmak zorundayız. Ama bir de enerjinin girdiği yerden itibaren gerekli olan gerilim düşümleri nedir? Bizi ilgilenen tarafı bu. TEDAŞ getiriyor enerjiyi, daha sonra biz tesisi kuruyoruz ve burada dikkat ederseniz, trafosuz herhangi bir sistemde %3 ışıklandırma, %5 priz. Transformatörden itibaren %6 ışıklandırma, %8 prizler için. Böyle bir uluslararası alanda. Tabii her ülke kendine göre bunu ayarlayabilir. Böyle yapılması zorunda değildir bana göre. Evet, gelelim şimdi formüllere. Bakınız, bunun üzerine durmak istiyorum. Çünkü neden arkadaşlar? Yapılan tüm projeler Türkiye'de ohmik direnç üzerinden gerilim düşümü hesabı yapılıyor. Ohmik direnç üzerinden gerilim düşümü hesabı yapılıyor. 120 milimetrekarelik iletkende. Peki reaktansı ne yapacaksınız? Onu ihmal edemezsiniz. Bakınız formül nedir? Formül burada şu içindeki R ve X ohmik ve endüktif dirençleri içerir. Ne zaman? Ben onu da belirttim. 16 milimetreye kadar
X gerek yok. Çünkü 100 kat fazla, 500 kat fazla o obik direnç. Ama daha sonra bunu dikkate almak zorundasınız. Tek faz sistemlerde, üç faz sistemlerde bununla böyle hesap yapmak zorundasınız. Peki yapılan nedir? Bu genelde binalarda kosinüs fi alabilirsiniz veya dairelerde, çok düşük dairelerde, küçük dairelerde kosinüs fi 1 veya 0,95. Bakınız, kosinüs fi güç faktörü 1 veya 0,95. Ben 0,95'i tercih ederim çünkü küçük de olsa binada tabii ki reaktif güçler vardır. Onlara dikkat etmek lazım. Peki Türkiye'de kullanılan ne? Bu. Her zaman yazıyoruz. Türkiye'de ne güç olarak P? Artık bunu bırakmak lazım. Bu hiç olmadı zaten. Hiçbir zaman güç ne olmadı. Tabii formüller ohmik dirençlere göre yapılmıştır. Bunun da atılması gerekiyor. Daha önce gösterdiğim formüllerin kullanılması gerekiyor. Geçelim seçiciliğe. Biraz hızlı gidiyorum. Yine bugün günümüzde o kadar çok aşırı akım koruma cihazları var ki artık her derde bir çare var. En son tabii bu afet dediğimiz yangınlara karşı koruma ile tamamen o şey ortadan kalktı. %100 bir güvenlik şu anda sağlamış bulunuyoruz. Ama bir nokta var. Üzerine muhakkak durmak istiyorum. RCD, kaçakım koruma cihazı. Hiçbir zaman kısa devre akımlarını kesmez. Hiçbir zaman şalter olarak, buton olarak kullanılamaz. Bunu ben özellikle izliyorum Türkiye'de. Adam eve giderken RCD'yi kapatıyor, geldiği zaman açıyor. Onun hiçbir anlamı kalmıyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Evet, seçiciye bir bakalım. Çok hızlı bir şekilde. Minyatür kesicilerde gördüğünüz gibi açma akımları sabittir. Cihazda sabittir. 3, 5, 10, 20 kat nominal akım sabittir, değişmez. Orada C koyduğunuz zaman en son devrede 16 alalım, 160 amper minimum akması gerekiyor. Ki bunu ispatlamanız lazım. Yoksa olmaz. Sigortalarda yine dikkat ederseniz, yani orada 0,4 ve 5 saniye aldım aynı zamanda. Aşma akımları çok değişiktir. Dikkat ederseniz aşma akımları aynı sigortada çok değişiktir. Sigorta koyarsanız yine bu aşma akımına okuyup ona göre hesap etmek zorundasınız. Evet gelelim, onu unutmamak lazım. Minyatür kesicilere seçicilik yoktur. Hiçbir zaman olamaz. Yani arka arkaya tez edemezsiniz. Bu çok yanlış bir olay. Gelelim güç kesicilerine. Güç kesicilerin bir özelliği, bir çok önemli özelliği, kısa devre akımlarını hesapladıktan sonra onun 4 tane içinde röle vardır. Aşırı yüke karşı, bir de kısa devreye karşı ama hem gecikmeli hem gecikmesiz, ani olarak. Ve bir de toprak iletkeni, o P üzerinden veya topraktan geçebilecek katı akımları gören de röleleri vardır. Bunların ayarlanması gerekiyor. Şuralar gördüğünüz gibi şu noktalar, şu noktalar, şuralar ayarlanması gerekiyor. Yani arka arkaya kesici emsizi bir takarsanız muhakkak kısa devre hesapların yapılması gerekiyor. Ona göre de ayarlanması gerekiyor. Evet. Seçicilik yine uluslararası standartlarda 3 türlü toplam, tamamen, ki çok uzun bir konu, tam seçicilik, kısmi seçicilik, biz buna backup koruma diyoruz. Ki burada artık seçicilik olmuyor. Ama en önemlisi 1 veya 2'yi uygulamak lazım. Evet, birinci konu bitti. Birinci konu bu, kitabın tanıtımı. Ama şimdi bundan sonra... Hocam, kitap, zaman... 32 dakika oldu. Valla şimdi önü açık dedik, arkası açık dedik, devam ediyoruz. Arkadaşlar isininceye kadar. Çünkü öyle dendi, öğleden sonra dedik açalım. Çünkü 20 dakikalık bir konular anlatılmaz arkadaşlar. Ben buraya bir şeyler vermeye geldim, bir şeyler anlatmaya. Yani çay içmeye geldim açıkçası. O açıdan son yenilikler çok önemli. Ama bu şeyde sorunuz varsa ona bakalım. Çünkü örnekler falan filan onlar ayrıca ele alınabilir. Başka bir platformda konuşulabilir. Ama üçüncü konuyu muhakkak sizlerle konuşmak istiyorum. Muhakkak. İsterseniz birinci konuda sorularınız varsa alayım. Üçüncü konuya geçelim ki ben muhakkak ama muhakkak sizlerle onu konuşmak, size göstermek istiyorum. Ki beni çok ilgilendiriyor. Sizleri de aynı şekilde. Öyle yapalım mı Sayın Başkan? Ya şimdi... Hızlı bir şekilde üçe mi geçeyim?
Arkadaşlar, ondan sonra mı konuşalım? Bence 3'e geçelim. Tamam, 3'e geçelim. Sonra. Ondan sonra hızlı bir şekilde bu şeyleri bırakalım, uygulamaları. Evet. Şimdi arkadaşlar, bizim bir topraklama yönetmenimiz vardı değil mi? Kayboldu gitti. Gerçekten kayboldu gitti. O yönetmelikte bakınız neler vardı. Tanımlar, kısa ev hesapları, topraklama AG'de, YG'de topraklama, yine aynı şekilde yıldırıma karşı tesislerde bazı bilgiler vardı. İletişim sistemleri vardı, telekom komünikasyon. Doğrulama vardı. En önemli noktası belki de burası. Doğrulama, test. Ve tabii ki elektrik testleri, AG ve YG'nin birleştirilmesi konusu. Daha sonra tehlikeli akımlara karşı insanların korunması. Biz ne yaptık? Onu aldığı gibi attık. Bunun yerine koyduk. 2.10 ve 5.10. Her yerde bu. Arkadaşlar burada 2.10, 5.10 var mı? Yok. Hiçbir zaman olmadı. Peki bu standart, bu yönetmelik uygulandı mı? Hayır. Ben uygulandığını zannetmiyorum. Kişisel görüşüm budur. Uygulayanlar vardır. Kesinlikle. Kesinlikle vardır. Ama ben bu yönetmeliğin doğrulandığı, örneğin 6. maddenin uygulandığını zannetmiyorum. Benim özel görüşümdür. İzlenimlerim budur çünkü Türkiye'de. Bu yönetmelik en modern yönetmeliktir. Bazı yerleri değiştirilmesi gerekiyor artık günümüze göre. Ama şu anda uygulaması zorunlu olan en iyi yönetmeliktir bana göre. Evet, şimdi geçelim son 4 haftada projelerden aldığım, arkadaşlarla konuştuğumuz konular. Sizler konuşmak istiyorum çünkü bundan sonra belki bu konularda adım atarsanız ki bu düzeltmeler, hatalar belki düzeltilebilir. Bir, daire içi de 10 kiloamper MCB isteniyor. İsteyen arkadaş varsa anlatsın bize, lütfen. Gerekçe nedir? Yönetmeliği yazan arkadaş da varsa ona da görelim. Kim yazmıştı bu yönetmeliği? Bilmek istiyorum arkadaşlar. Bizler tartışıyoruz. Bakın sabah smart grid, akıllı şebekeleri tartıştık. Neyi tartıştık? Bunu da tartışmak zorundayız. Artık bu 10 kiloamper. Yani sayıştan önce 10, daha sonra 6, öyle mi? Sizin bölgede. Bu peki, ben aldığım şey bunlar. İki, ana kolon kesitinin yarısı kadar koruma yetken kesit isteniyor, daha düşük kesitte olanlar kabul edilmiyorlar. 2017 itibariyle bundan böyle tüm şeyler, kesitler, özellikle TN kuruyorsanız, aynı kesitte olması gerekiyor PEN olarak. Çünkü bizim bir ana sorunumuz var. Bugün nedir o ana sorun? EMC dediğimiz elektromanyetik kirlilik. Ana sorunumuz bizim bu arkadaşlar. Nötrle koruma yetki arasında gerilimi ölçüp bunun topraklamamız kötü demek bence en kötü mühendisliktir. Böyle bir şey olamaz. Ana konu elektromanyetik kirliliktir. Testler yanlış yapılıyor. Kaçak akımlar çoktur. O nedenle o gerilimler oluşuyor tabii ki. Akımın aktığı yerde gerilim olur. Şimdi bunu demek gerçekten yani cesaret istiyor. Harmonikler, harmonikler işte 150 Hz Musa Bey. 150 Hz bugün ara sorun bizim. Evet, bu konuda çalışma yapmak gerekiyor. O nedenle bunu istemek bir defa akıl işi değil. Temel topraklamayı hep temelde yapıp bırakıyorduk. Panaya çıkmıyorduk, sonra kazık çakıp topraklama yaptık. Şimdi kazığa dönüldü ve inanın projelerde levha topraklaması yapılıyor artık. Ben gördüm ve kabul ediliyor. Devam edelim. TN sisteminin kesinlikle kullanılmasını yasak olduğu söylendi. Cesaret. Bunu isteyenler valla... Altın oldu yayın. Altın. Buyurun. Buyurun. Evet. Evet. Peki Musa abi, şöyle demek lazım. Yönetmelik mi üstte yoksa o çıkan genelgeler mi üstte? Ha, bence tartışılmaz. Genelge, yönetmelik bence en üst. Daha o kanun anlamında o bu nedenle niçin oluyor? Bırakalım ama dik durmak gerekiyor. Hesaplamalarda daireler için kosinüs işimiz, onu bırakalım.
daire içinde 30 mA sürekli atıyor, 300 mA koyarsınız, koyabilirsiniz deniyor. Yani geçelim, enhanced yoğurtu yerine MCB istiyorlar. Projedeki enhanced yoğurtayı bile değiştiriyoruz. Neyse, bu da bir şey. Dairelerde artık nötrü de kesen MCB isteniyor. Bu çok önemli konu, üzerine durmak lazım. Niçin nötrü kesen kesilere ihtiyacımız var? Apayrı bir konu bu. Bunu da tabii Türkiye'ye getiren genel olarak da Schneider'dir. Onu da belirteyim size. Arkadaşlar çok dikkat etmek lazım. Şu geldi, bu geldi, şu isteniyor falan filan, böyle mühendislik olmaz. Oturmak lazım, proje yapmak lazım. Nerede nötrü kesen gerçekten kesici gerekiyor, nerede gerekmiyor. Her yerde kullanmak anlamsız. Tamam, YKS'a yaptık, farafudur koydurmadılar. Apayrı bir konu. Bir alış merkezinin dokunma gerilimini ölçün dediler. Nasıl ölçelim? TN sistemi yapıyoruz, cihazın gövdesini toprak akımına bağlıyoruz. İyi, o da gidiyor artık. Toprak akımı yaparken kimyasal madde dökmemizi istiyorlar. Ölçme raporuna ne yazdığı bilinmiyor. Her taraf beton, ölçüm yapamıyorum. İstedikleri değeri yazıp veriyorum. Bunu ben çok gördüm ve karşılaştım. Adam sahaya gitmeden işte 0,3 ohm diyor veya 2 ohm diyor, imzayı atıyor, geçiyor. Binada zayıf akım var, eş potansiyel para istiyorlar ayrıca. Vinç tamam, o biraz ilginç. Fakat en önemlisi, bunlardan çıkarak hangi bilgiye ihtiyacımız olduğunu maalesef bizler bilmiyoruz. Genel olarak bir şeyler yapılıyor ama genelde hangi bilgiye ihtiyacımız var bilinmiyor. Buradan çıkarak arkadaşlar, ben bunları geçiyorum artık. Çok ciddi şeyler var ama yapılan hatalar Türkiye'de. En son şununla bitirmek istiyorum. Ölçmeler ile. Evet. Ölçmelerde 6. madde. Yine topraklama yönetmeliğinin 10. maddesi. Burada çok önemli. Bakınız. 1. Tabii gözle muayene, deney falan, onları yapacaksınız. Ölçmeye başladığınızda ilk yapacağınız iş koruma iletkeninin sürekliliğinin ölçülmesi. Topraklama değil. Topraklamayı en son yapın. Ertesi gün yapın. Bir ay sonra yapın. Ama birinci mesele koruma iletkeninin sürekliliğinin ölçülmesi. Yani doğru bağlanıp bağlanmadığı tesise. Çünkü o bizim canımız. Yani o gittiği zaman her şey bitiyor. Peki 2, potansiyel dengeleme iletkeninin sürekliliği. Potansiyel dengeleme iletkenin direncinin sürekliliği. Niye? Çünkü metalleri biz birbirine bağlıyoruz. Amaç tesiste referans 0 volt elde etmek için, herhangi bir yerde farklı gerilimler oluşmasın diye. 3. RCD'yi ölçüyoruz. Zaman ve akım bazında. 3. konu bu. 4. Otomatik aşmayı kontrol ediyoruz. Ne dedik biz buna? Çevrim empedansı dedik. Çevrim empedansında orada otomatik aşmanın sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek gerekiyor. Kablo iletkenlerin yalıtkanlık direncini ölçmek gerekiyor. Kablo iletkenlerin yalıtkanlık direncini ölçmek gerekiyor. Döner alanının ölçülmesi gerekiyor. Sağa mı sola mı? Fazlar o iletken, aktif iletkenler değiştirilebilir. Yine topraklama direnci. Ama ben size değerleri de vereyim. Bunlar değerlerdir arkadaşlar. 1 ohmdan düşük olması gerekiyor. Koruma iletkenin direncinin. Potansiyel dengeleme direncinin 0,1 ohmdan. RCD 2 değeri ölçülmesi gerekiyor. Otomatik aşmada 2 değer. Yalıtkanlık direnci 1 mega ohmdan fazla olması gerekiyor. Döner alan ölçümü çok basit. Ama topraklama direnci ölçüyorsunuz. Değeri yazıyorsunuz. Tarih olarak bugün tarih, saat şu. 100 ohmda olsa fark etmiyor. Sizden... Evet. Evet. Koruma 1 ohm düşük olması lazım diyorsunuz ya. Evet. Bazen 0,1 ohmdur. Bunu herkes diyor ki, İsmail Kaşıkçı bunu 1 ohmdan düşük olması az olması lazım. Her zaman maksimum. Sizin orada bahsettiğiniz bir direnç değil, süreklilik. Ama işte şeyin sürekli. Hayır, şeyin direnci. Orada bağladığımız bakırın tabii direnci. Yani kopuk. Ha işte, onunla bunu şey yapıyoruz. Yüksek olduğu zaman... Bir ondan düşük olacak diye söyledi diye başka türlü kullanıyorlar. Nasıl kullanıyorlar? Bir ondan düşük olur diye her yer bağlanır diye İsmail Kaşıkçı böyle söyledi diye kullanıyorlar. Hayır, ölçtüğünüz zaman gerçekten çok düşük oluyor. Ama standartlardaki veri budur.
standartlardaki veri bulur, IEC standartlarında 1.10'dan az olmalı standart. Yani açık, orada başka bir şey yok, tartışma konusu yok. Evet. Hayır, hayır. Evet, potansiyel dengeleme barasına ana... Şimdi bir de şu var, yine son 10 yılda yeni bir sistem getirildi. Tüm topraklamaları sistemdeki bir noktada birleştiriyoruz. Biz buna ne diyoruz? Merkezi topraklama sistemi diyoruz. Ne varsa, yıldırım, telekomünikasyon, ne varsa hepsi de aynı yerde topraklamak zorunda. Merkezi topraklama sistemi. Şimdi birincisi şu güvenlikle ilgili hata anında gövdede oluşan hatanın koruma etkinin üzerinden akıp kaynağa doğru akmasını sağlamak için yapılıyor. İkincisi potansiyel dengeleme etkini ise herhangi bir almaç olmayan, yük olmayan motor şubi değil. Sadece metal aksamların birleştirilip aynı şekilde o merkezi topraklama, yani ana potansiyel dengeleme barasına bağlandığı yer veya iletken. İkisini birbirine ayırmak lazım. Birisi tamamen koruma ile ilgili, hatanın akması için gerekli olan akımı sağlamak için. İkincisi potansiyel farklarının oluşmasını engellemek için yapılan bir işlemdir. Evet, genelde bu. Daha sonra şu anda tartışabiliriz, konuşabiliriz. Görüşleriniz vardır şüphesiz. Onları dinleyebiliriz. Şimdi 5-10 dakika Sayın Başkan bir şey yaparsak iyi olur. Değerli toplamak açısından. Evet, buyurun. Evet. Soru... Nasıl olabilir? O dereyle nerenin arasındaki direnç? Örneğin bir su borunuz var değil mi? Evet. Su borunuz var. Su borunuza kelepçeyle bağlıyorsunuz. Kesit en az 6, en fazla 25 milimetre kare olmak şartıyla onu oradan kelepçeyle bağlıyorsunuz. Potansiyel dengeleme barasına götürüp test ediyorsunuz. Yani o bu aradaki kablonun direnci mi? Direnci o kadar olması lazım. Ve öyledir yani gerçekten. Dikkat edin yalnız 6 ile 25 milimetre kare arasında olur. Genelde biz 6 milimetre yapıyoruz. 16'dan aşağı ister mi? Olmaz. Hayır, 6 binalarda ha. 6 yeterli. Yani, trafo merkezlerinde diğer yerlerde 25'lik çekmekte yara var. Evet. Başka sorunuz var mı? Başka soru var mı acaba? Buyur. Buyurun şuraya. Hocam merhabalar. İsmim evet. Naim Hakan Eren. Bir kısa devre hesaplamalarında gösterdiğiniz IK 2 üssü değeri vardı. Bir de IK var. Bu IK 2 üssü ile IK'nın farkı nedir acaba? Şimdi IK o aynı anda akımın, kısa devre akımının oluştuğu andaki oluşan akım. IK ise oradaki yani o 1 faz, 2 faz, 3 faz daha sonra hesaplar değişiyor tabii simetrik bileşenlere göre. Şimdi sıfır bileşen var, negatif bileşen pozitif. Ona göre hesaplıyorsanız IK ise tamamen en son sönümlenen, en son kalan jeneratör uzaktaki akım olarak. Genelde o jeneratörlerde falan kullanılıyor. Bu binalarda gerek yok. Devre kesici seçiminde IK 3 lazım ve IK 3 lazım genellikle. 2 evet. 3 maksimum. Maksimum değer gerekli. Minimum değer de aşma için gerekli. IK 3 üzerine bakmamız gerekiyor. Evet, buyur. Orada bir soru var. Kesme kapasitesi, evet. Yani ICN ile belirtilen standartlarda kesme kapasitesi ICN'nin IK 3'ten fazla olması gerekiyor. ICU da diğer orta gerilimde. Evet. Merhaba buyur. Hocam. Buyur. Geçen gün Toroslar'da mesela Musa hocamla da konuşmuştuk bu konuyu. Bizim dağıtım şebekelerinde, TEDAŞ'ın dağıtım şebekelerinde direklerdeki kaçaklardan, ne bileyim işte aydınlatma direklerinde kaçaklardan insanlar ölüyor, yaralanıyor. Ama koruma sistemine baktığınız zaman bizim hiçbir direğimizin, hani direkt o topraklama dirençleri bizim o sigortamızı attıracak değerlerde değil. Yani şimdi burada birçok mühendis yargılanıyor. Dağıtım şebekelerinde yargılanıyor. Ama yönetmeliğe baktığınız zaman da bunun sigortayla korunacağı söyleniyor. Yani bununla ilgili düşünceniz nedir? Valla işte dediğim gibi bu şey yönetmelikler şunlar yazılmış çizilmiş ama yine o şeye bakıp bu çalışma önemli bir çalışma. Genelde konuyla ilgili bir şey yaptım.
Trazma'dan itibaren bir caddede gittikçe iletkeni uzattım, 120 metre karelik bir iletken. En son noktada tek kutuplu kısa devre akımı. Kaç amper? En son ama. Örneğin direkt veya girişte. Başa koyduğunuz kesici, genelde siyortalar yanlış tabii. Siyortalar o küçük akımları göremez. Göremediği için saatlerce hata akımı devam eder, insanlar ölüyor. Şimdi kesici koymakta yarar var. Kesiciyi çünkü ayarlayabiliyorsunuz. Hesapladığınız akım, ben 325 amper hesapladım. 320 ampere o kesiciyi orada ayarlayıp bırakabilirsiniz. Tabii TT olunca iş daha da değişiyor, daha da kötüleşiyor. Burada ek önlemler var. Direkle ilgili, direğin etrafında yapılabilecek toprak akımı yönetmeliğinde onu uygulamak lazım. Yani izole altına almak lazım, bir şeyler yapmak lazım, orada çakıl dökmek lazım. Ağaç dökerek falan. Bunlar önemli şeyler. Yani o yönetmelikte hepsi yazıyor genelde. Tabii TEDA bakanlıklar böyle şeyler çıkardıkları için de Türkiye'de çok büyük sorunlar var. Nasıl yazıyorlar, nasıl yapıyorlar, nasıl hangi bilimsel veriler bilmiyorum ya gerçekten. Ama gitmek lazım üzerine. Bu böyle yürümez. Gerçekten yürümez. Evet, başka sorunuz var mı? Hocam 40 dakika oldu. Pardon 50 dakika oldu. Vallahi ben çok... arkadaşlara bağlıyım. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ederiz. İstiyorlarsa kalabiliriz. Soru yoksa kapat. Yok, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet. Sunum yapan arkadaşlara, hocalarımıza katılım belgeleri ve teşekkür belgeleri var. Onları sunacağım. Değerli konuklarımız, oturumu yöneten Sayın İrfan Şenli'ye katkılarından dolayı teşekkür belgesini vermek üzere Kongre Düzenleme Kurulu üyesi Sayın Sedat Gülşen'i davet ediyorum. Sayın Sedat Gülşen'e teşekkür ediyoruz. Tüm konuklarımıza iyi akşamlar diliyoruz.